Evet, asrın felaketine Adıyaman'da işe giderken yakalanan 43 yaşındaki Niyazi Bilgiç efendim. Otomobiliyle yıkılan bir binanın altında kaldı. O an akrabalarını aradı, enkaz altında kaldığını söyledi ama adresi tam olarak aslında tarif edemedi. Yakınları 6 Şubat'tan bu yana sokak sokak Bilgiç'i ve o otomobili arıyorlardı. Umudunu hiç yitirmeyen hale 40 gün sonra aldıkları haberle yıkıldı efendim. Ben 40 gündür ben bu adamı sokağa sokağa arıyorum. Elim ayağım titriyor, ayakta duramıyorum. Sabaha karşı işe gitmek için evden çıktı. Ancak ne iş yerine varabildi ne de evine geri dönebildi. İki çocuk babası Niyazi Bilgiç'in depremde otomobiliyle enkaz altında kaldığı 40 gün sonra ortaya çıktı. Adıyaman'da çay ocağı işleten iki çocuk babası Niyazi Bilgiç, 6 Şubat'ta işe gitmek için sabaha karşı evden çıktı. Ancak 4 sıralarında otomobiline binen Bilgiç, 4.17'deki asrın felaketine yolda yakalandı. Niyazi Bilgiç, Cumhuriyet Mahallesi'ne vardığında Adıyaman beşik gibi sallanmaya başladı. Geçtiği sokaktaki binalardan biri otomobilinin üzerine yıkılınca enkaz altında kaldı. Hemen akrabalarını aradı, enkaz altında kaldığını ama adresi tam bilmediğini söyledi. Kendisi şu ileride oturuyor. 40 gündür gezmediğimiz sokak, girmediğimiz mahalle kalmadı. O telefon görüşmesinden sonra iki çocuk babasından bir daha haber alınamadı. Akrabaları onu sokak sokak aradı. Tam 40 gün sonra sokakta top oynayan çocuklar enkaz altındaki otomobili fark edip polise haber verdi. Burada mahallede 2-3 tane çocuk fark etmiş. Burada araba lastiği var diye. Umutlarını hiç yitirmeyen yakınları da sürekli ekiplerle birlikte hareket ediyordu. İhbarı duyunca onlar da ekiplerle birlikte olay yerine gitti. İş makinesi yardımıyla enkaz altındaki otomobil dışarı çıkarıldığında 40 gündür diri tuttukları umutları yok oldu. 40 gündür gezmediğimiz sokak, girmediğimiz mahalle kalmadı. En sonunda cesedini bulduk işte. Günlerdir sokak sokak aradıkları otomobili sonunda bulmuşlardı. Ama içinde sıkışan Niyazi Bilgiç hayatını kaybetmişti. ...43 yaşındaki Niyazi Bilgiç'in cenazesi enkaz ve otomobilde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.